Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda çok güzel bir konseptle karşınızdayım. Hatırlarsanız 2 gün önce askerden döndüğüme dair Hatırlarsanız 2 gün önce geri dönüş videomuzu paylaşmıştık. Güncel videolara başlayacağız demiştik yavaştan ve Zuba ile yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu videoda toplu kasa açılımı yapacağız ama öyle böyle bir kasa açılımı değil gençler. Yani Zuba'da en azından benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar kimsenin yapmadığı, biriktiremediği elmasları biriktirdim ve efsanevi bir sandık açılım videosuyla karşınızda olacağım bu videoda. Şöyle hemen neler yapacağımızı göstereyim. Etkinlikler falan var, onları alırız. Şurada 12 koruma öldür görevini tamamlamışız. Burada da açacağımız bir tane kasamız var. Buralardaki kasaları açarız. Bunlar işin tuzu biberi. Asıl olan şunlar arkadaşlar. Bakın şunu da göstereyim. 17.612 elmasımız var. Buna ek olaraktan ben askerdeyken oyunun bana yollamış olduğu elmaslar, mücevherler, ne bileyim kasalar, her şey burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Umarım yanlışlıkla açmam. Şu şekil. Bir sürü ödülümüz var gençler. Korkarak ilerliyorum. Yanlışlıkla basarsam çok kötü olur. Evet, bunları zaten almışız. Hepsini teker teker açacağız arkadaşlar. Daha fazla ben buralarda zaman kaybetmek istemediğim için yavaştan başlıyorum kasa açılımlarına. Siz de daha fazla bu tarz güncel ve güzel videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar, like abone alın, abone olmayanlar abone olsunlar ve yorumlar kısmında ne kadar altın çıkar veyahut da kaç tane karakter çıkar, yorumlarınızı yorumlar kısmında, videoyu burada durdurup yazmanızı istiyorum. Bakalım kim yaklaşacak veyahut da kim nokta atışı yapacak, bunu da yorumlar kısmında yazarsanız görmüş oluruz gençler. Evet, 6 ay sonra ilk sandık açılımı sizlerle güncel bir şekilde kanlı canlı yapıyorum arkadaşlar. Nereden başlasam? Şu Nix'in bir tane altın kasası varmış. Bunu açaraktan başlayalım. Şu şekil. Bir yandan açalım, bir yandan da sohbet muhabbet edelim arkadaşlar. 6 ayın sonunda dediğim gibi oyunda bayağı şeyler gelmiş. Güncellemeler gelmiş. Karakterler, kostümler, emojiler, oyun haritasındaki bazı yerlerin yeri değişmiş, güzel animasyonlar falan eklemişler. Görünümü değiştirmişler. Onlara da yavaştan alışmaya çalışıyorum. Ya dediğim gibi arkadaşlar, 6 ay boyunca girmedim askerde olduğum için. Ya bir sürü güncelleme, bir sürü yenilik falan getirmişler. Bunlara da yavaştan alışıyorum. Videoyu kapattıktan sonra bir kaç el maç falan attım. Bayağı karakterler güzel, yeni gelen karakterler güzel. Özellikle yorumlar kısmına 2 gün önce attığımız videoya nazaran bir yorum görmüştüm arkadaşlar. Abi işte yılan, Iris miydi neydi ismi tam hatırlamıyorum. O şu an oyunun en güçlüsü, squatların vazgeçilmezi olaraktan birisi yorum atmış şu şekilde. Isırınca zehir falan veriyormuş. Tamam, bunları zaten hepsine teker teker bakacağız. Karakteri ilk bakış veyahut da karakteri ön izleme videomuzu çekeriz onlar için. O şekilde de hem karakterleri görmüş oluruz hem de beraber ilk bakış videolarını çekmiş oluruz arkadaşlar. Şuradakileri de alalım. Ve evet, hazırsanız yavaştan başlıyorum. Şunları da toplayalım. Kişisel. Şöyle en alttan en yukarıya doğru açmayı düşünüyorum. Evet, bunlar da eskiler. Evet. Hazırsanız 15.000 elmasımızla başlıyoruz arkadaşlar. 15.000 elmas direkt buradan. Buradan da 15.000 elmas, yani mücevher. Bu ne ya? Bu ne? Hadi. Ben bir oyundan çık gir yapacağım arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey olmaz. Çünkü eskiden 10.000 elmas bir tane de ya da iki tane de efsanevi kasa veriyordu yanında. Şimdi 15.000 elmas yapmışlar. Kasayı kaldırmışlar ama aşağıda çarpı 30 yazıyor ve bana ödül vermiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden hemen kısa bir şekilde oyundan gir çık yapacağım. Bakalım, inşallah ödüllerimizi sağ salim alabiliriz. Evet, tekrardan açtım. Bakalım. O sorunlar devam edecek mi? Almış gözüküyoruz galiba, aynen. 30 ne işe yaradı bilmiyorum, o 30 yazan şey de. Bilmiyorum. Bu neymiş? Tamam, bu bal kabağı. Emoji. Aa, yılan verdi direkt. Enteresan. 900 jeton. 900 jeton. Yine 900 jeton. Bilmem, bir şeyin
Kilidini açtın diyor da neyi açtığımı tam anlamıyorum. Aha. Bu 699 TL değerindeki siyah kasalardan değil mi gençler? Hadi bismillah. Oy! Oğlum çok iyi lan. İki tane daha var. Evet, ikincisini açıyoruz. Yine 2125 jeton verdi. Nemesis'le konuştum arkadaşlar dünkü videodan sonra. Aha, bir tane de içgüdü verdi. 18 level atmak gerçekten çok zor Davut dedi bana. Çünkü hiçbir şekilde karakter fişi toplayamıyorum dedi. Ben bile çok zorlandım dedi. Ne çıkıyor? Karakter mi çıkıyor? Evet, videonun başındayız ve iki tane karakterimizi direkt çıkardık arkadaşlar. Bir tek su aygırı kaldı. Paolo'yu da açmış bulunmaktayız. 1870'te skibi jetonu. 45.000'de jeton buradan ve bir içgüdü daha kazanıyoruz. Evet, Earl'ün içgüdüsünü de aldık. Burada da bir tane efsanevi kasamız varmış. 780 Jack verdi. Evet, şu an gerçekten çok güzel gidiyoruz. Kumbaramız da dolmuş. Kumbaramızı da açabiliriz, haberiniz olsun. Abi 15.000 inşallah almışızdır bak. Tam o sırada kumbara geldi. Paolo, burada da bir 15.000 mücefer. Bir tane daha efsanevi kasamız. Iris'in jetonlarını verdi. Bir 15.000 daha mücefer aldık. Burada da bir tane Jake'in yükseltmesini verdi. Jetonunu verdi. Bir tane Fuzi verecek. Bu ne diyor? Lizzie veriyor. Niye tek tek veriyor bunları anlamış değilim. Evet, mücevherimiz ve son 5 mücevherimizi de aldık. Totalde 107.609 mücevherimiz olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şunları da toplayayım ve yavaştan efsanevi sandıkları açmaya başlıyorum. Bak, normalde eski Davut olsa, oyunu yani aşırı aşırı ciddiye alan bir Davut olsa haftalık etkinlikte şöyle kasa açma görevini beklerdi. Mesela burada var mıymış? Evet, burada var mesela. Bir efsanevi kasayı aç. 1000 jeton veriyor. Haftalıkta da bazen kasa ödülleri geliyor. Kasa görevleri geliyor. Durmadan efsanevi aça aça 1000 yapardım. İlk 10'a girerdim veyahut da ilk 3'e girerdim. Ne veriyormuş mesela burada? 20 tane koruma rozeti, 5 tane sandık vesaire vesaire, bunları alırdım. Ama en azından gümüş etkinliğimiz var. Buradan da bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde şöyle sandıklar bölümesine gidiyorum. Ve VIP'nin bana sunmuş olduğu kasada indirim avantajını da değerlendirerekten 1200'e efsanevi sandıklarımızı açmaya başlıyoruz. Gerçekten çok uzun video olacak. O yüzden atlamadan izleyin ve videonun keyfini çıkara çıkara izleyin arkadaşlar. Yeni karakter şansı 7.30. Öğe şansı 92.7. Ve içgüdü şansı da 60'mış. 780 fiş. 7400 jetonla 8400 arası jeton veriyormuş arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Evet, Iris falan veriyor. Güzel. Bunları da şöyle bakayım, tam 1500'e geri çıkmış. Bunları da ilerleyen zamanlarda hem level yükseltmesine, hem ilk bakışını, hem de seviye karşılaştırmalarında güzel bir şekilde sizlere video sunmak açısından jetonlarını toplamam iyi oluyor. Level falan anlattırırız, bakarız sonradan yükseltmeleri yavaştan yapmış oluruz arkadaşlar. Burada hemen videoyu kesiyorum. Çünkü 1500'den tekrar 1200'e indirim avantajımı kullanmak için yapmam gereken birkaç bir şey var. Buraları sizin görmemeniz açısından ve canınız sıkılmaması açısından kesiyorum. O zaman yeni kasada görüşürüz. Evet, ikinci sandığımızla hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Daha 106.000 sandık var. Belki buraları biraz hızlandırabilirim video çok uzun olursa. Veyahut da sadece bu şekilde 15-20 dakika arası bir video olursa da hızlı şekilde kes yaparaktan efsanevi sandıkların içinden neler çıktığını sizlere göstermiş olurum. O yüzden ikinci sandığımıza hız kesmeden basıyorum ve bakalım ne verecek bize. Frank vardı, 780 tane, 7800 de jeton verdi. Bir tane de içgüdü veriyor. Kiminkini veriyor bakalım. Dükünkini verdi, çok güzel. Kralın kükremesi, bunu çok istiyordum. İyi ki de bunu verdi. Evet, şimdi hız kesmeden diğer sandığımıza yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. 780 Jade. Güzel. Yine bir içgüdü veriyor. İçgüdüleri neredeyse tamamlayacağız gençler. Kiminkini verdi? Louis. Güçlü kas. Çok güzel abi. Bakalım bundan ne verecek. Bak verdi 780 tane. Tamam, bundan içgüdü vermedi diyecektim. Bundan da içgüdü verdi. İçgüdünün çıkma şansını çoğaltmışlar diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, açtım her sandıktan
En az ikisinde bir tane içgüdü veriyorlar. Güzel bir şekilde içgüdüleri tamamladım ki onlardan gelecek de bir jeton olsun. Jetonlarla da zaten karakterlerimizi yükseltiriz. Devam ediyoruz. Jake güzel. Evet, bir içgüdü daha geliyor. Ne geldi? Tak. Jade çok güzel be. Tam böyle çok kullandığım karakterlerin içgüdülerini istiyordum askere gitmeden önce. Ne hikmetse askerden geldikten sonra hepsini tek 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 vermiş oluyor arkadaşlar. İnşallah dediğimiz gibi bütün içgüdüleri toplarız da düşmanların karşısında çok güzel bir avantaj yakalamış oluruz. ...780 Lizzy jetonu, 7475 de normal jeton. Bakalım şimdi kiminkini verecek? Lizzy'ninkini ver. Evet, çok güzel. Lizzy'ninkini de istiyordum. Lizzy'ninkini de verdi. Şöyle bir bakalım gençler. Ya da en son bakarız. Kaç tane içgüdü kaldı, kaç tane kalmadı diye bakacaktım da zaten daha 100.000 tane elmasımız var. Ben bunları açarken çok yoruldum. Hala da 100.000 tane mücevher değerinde efsanevi sandık açmaya devam edeceğiz. Zali ile bütün karakterler, bütün öğeler ve bütün içgüdüler de çıkmış olur diye düşünüyorum. Neyse, videonun ilerleyen zamanlarında göreceğiz bunu zaten. Hiç hız kesmeden sandık açılımına devam edelim. Vallahi büyük ölçüde arkadaşlar. Karakterlerimizin fişlerini topladık ve toplamaya da devam ediyoruz. Nyx'i ilk 18 yapmak istediğim karakter şu an Nyx. İnşallah şöyle Nyx'i fullleyecek bir şekilde Nyx'in jetonlarını verir de onu da 18 level yapabilir. Frank güzel. Oo, bayağı vallahi eşya verdi arkadaşlar. Kaç kalmış? 98.000 tane elmasımız var. Bunları harcarken vallahi ben de harcanıyorum. Neyse, hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Dediğim gibi arkadaşlar, şu jetonları fullersek açtığımız her kasadan yaklaşık bir 50-60 bin para gelir diye düşünüyorum. Hadi devam edelim bakalım ne kadar fullleyeceğiz jetonları. Veyahut da bir tane karakteri tamamen 18'e ve atacak kadar jeton toplayabileceğiz mi? Umarım öyle olursa da Nyx olur. Çünkü dediğim gibi ilk Nyx 18'e basmayı düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan ben devam ediyorum. Things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, la, 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 la. Ve şu an bütün karakterlerimiz hali hazırda açılmış durumda. Dediğim gibi hepsinin videosu gelecek. Şöyle tıklayalım bakalım. Çok güzel. Üzerine bir de Nyx verdiler. Efsane oldu abi. Nyx'imiz 17 level olacak. 18 olacak mı onu merak ediyorum. Daha fazla jeton gelmesi ümidiyle yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz.
gençler, görmüş olduğunuz gibi 18 levele Donna'yı getirmiş bulunmaktayız. 567 jetonu da aldık ve Donna artık full, istesem 18'e basabilirim ama Nyx'i basacağım dedim ve sadece bir kere Nyx çıktı. İnşallah kalan şu 42.000 elmaslıktan da güzel bir Nyx jetonu verir de Nyx'i fulleriz. Donna'yı hareketini yaptığımız gibi bitirdik arkadaşlar. Evet, şimdi sıradaki efsanevi sandıkla devam ediyoruz. Pepper'ı da bitirdik. Normalde 810 jeton verdi. 165 verdiğine göre Pepper'ın da son leveline ulaştırmış bulunmaktayız gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi hala jeton vermesine rağmen ekstradan 40.000 de altın verdi. Yani dediğim gibi bütün karakterlerin jetonunu bitirsek bir efsanevi kastan 60-65.000 civarı bir altın kazanacağız. Yavaştan hepsini bitiriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Her açtığımız kasada 810-810 jeton toplayaraktan neredeyse karakterlerin 3'te 2 jetonlarını toplamış bulunmaktayız. Haydi bakalım, 38.909 elmasımız kalmış. Onları da hızlı bir şekilde harcayalım ve videonun sonuna yavaştan gelelim. Heh be, sonunda Nyx'i verdi abi. 17 levele Nyx'i atmış olduk arkadaşlar. Nyx'i dediğim gibi ilk 18 levele basacağım karakter olduğu için ilerleyen zamanlarda 17 level videosu sizlerle olacaktır. Bunu da buradan söyleyeyim gençler. Abi sonunda ya. İnşallah şu kalan elmaslarda da Nyx jetonu verir de ummadık bir şekilde Nyx'i 18 seviyeye atabiliriz. Neyse, 35.000 elmasımız kalmış, devam edelim. Evet arkadaşlar, Henry'i de bu şekilde fullemiş olduk. Şu ana kadar 3 ya da 4 tane karakterimizi fullemiş olduk bu toplu sandık açılım videosunda. 20.000'de altınımızı almış olduk. Evet bakalım, kalan elmaslarla açacağımız sandıklarda başka bir karakterimizin jetonunu fulleyebileceğiz mi? Bunu merak ediyorum. Haydi devam edelim. Evet arkadaşlar, 22.000 elmasımız kaldı. Ben şöyle 20.000 elmasa bir tane kumbara açmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok kutu açtık. 20.000 elmasa kumbarada bize 17.000 mücevherimizi geri iade ediyor. 810 fiş veriyor. Bunun yanı sıra 42.550 altın ve bir tane de süper öğe veriyormuş arkadaşlar. Kumbaramızı da hemen açalım. Kumbaranın üzerine birkaç tane daha efsanevi kasa açabiliyoruz. Onu da şimdiden söyleyeyim. 810 tane jack verdi. 17.000 mücevheri geri iade ettik. 42.550 jeton. Ve altın öğelerden de bazılarını şöyle karakterlere dağıttı. Evet şimdi 19.109 elmasımız daha var arkadaşlar. Hiç beklemeden bunları da açalım. Gerçekten yoruldum artık. Birkaç tane daha, şöyle 5-6 tane daha efsane açtıktan sonra elmaslarımızı bitirmiş olacağız. Haydi devam edelim. We'll be right back.
Ve nihayet son kasamıza geldi arkadaşlar sıra. Ya yemin ediyorum bir insan kasa açmaktan yorulur mu ya? Ben vallahi billahi yoruldum ya. Yaklaşık 110-120 bin elmastan son kasamıza kadar birçok efsanevi sandık açtık. Birçok meşakkatli yollardan geçtim. Tabii siz bunun arka planını görmüyorsunuz. Hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz. İzlediniz daha doğrusu. Bu yüzden gerçekten yaklaşık 3-3,5 saattir, belki de 4 saattir arkadaşlar sandıkları açmak için arkada büyük bir mücadele veriyorum. Şimdi sıra geldi son efsanevi sandığa. Hadi bakalım şöyle efsanevi de açalım. İnşallah Nyx verir diyerekten açtım. Bakalım ne verecek. Tüh, yine Jack verdi. Tamam. Bu da tamam. Evet gençler, gerçekten yoruldum. Gılkım çıktı. Şunları da hemen açalım. Şunu da aç gitsin. Şurada bir tane ücretsiz var. Etkinlik ne veriyormuş? Bakın. Birinci olmuşuz. O kadar çok sandık açtık ki gençler. O kadar çok sandık açtık ki birinci olmuşuz. Şöyle bir SS'ini almak istiyorum izninizle. Bunu da toplayalım. Şunlara bakalım, merak ediyorum. Oy 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 oy. 88.000. 90.000. 90.000. Bunlarda da büyük ihtimal birinci olacağız arkadaşlar. Çok rahat birinci olacağız. Bir tane karakter veriyormuş birinciye. Tabi buradan gelecek karakter bize para olarak veyahut da jeton olarak dönecek. Şu kaç veriyormuş? 100.000 olması lazım. Aynen. 100.000 etkinlik bileti veriyormuş buradan. Buradan da 2 tane altın kasa alacağız. 200 tane jeton falan alacağız. Buradan da 2400 tane etkinlik bileti alacağız. Yani kısacası 5 dakika sonra falan yine bir efsanevi kasa açacağız. Aa yok, düzeltiyorum. Bunun bitmesine 6 saat varmış. Bunların bitmesine 5 dakika varmış. Tamam. Bunları artık videodan sonra hallederim. Şurada bir kişiselde video çekerken bana bir bildirim geldi. Bakalım neymiş. Bir tane Jack yollamışlar. Tamam, iyi. Fena değil. Evet gençler, şimdi şöyle bir bakalım. 3 tane karakter çıktı. Iris, Tony, Paolo. Bunların bile nereden baksan hepsi hemen hemen 10 level olacak şekilde jetonlarını aldılar. Hatta bazıları 12-13'e kadar da gidebilir. Yani bayağı bir sürü jeton çıkardık arkadaşlar. Birçok karakteri 16'dan 17'ye, bazılarını 18'e bile atacak kadar jetonumuz oldu. Yani maksimum olanlar var. Mesela Pepper 6700. Başka bakayım. Birkaç tane daha vardı ya, hatırladığım kadarıyla. Evet, Henry de max olmuş. Bir de Donna. Bu 3 karakteri bu videoda maxladık. Tabii ki de en son basılacak karakterler olduğu için şu an hiçbirini basmıyorum. İlk önce dediğim gibi Nyx'i basacağım. İlerleyen zamanlarda Nyx'i de 17 level'e basınca video olarak bunu da kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak bir hesap yapalım. Bakalım hangi sandıktan kaç tane açtık ve sandıklardan neler çıktı. Şöyle bir tablomuz ekrana gelsin, daha detaylı görelim. Tablomuz ekrana geldi. Bu videoyu özetleyecek olursak gençler, tamı tamına 107.609 elmasımız vardı bu videoda. Bu elmaslarla 3 tane siyah kasa, 100 tane efsanevi kasa, 1 tane kumbara ve 4 tane etkinlikte birinci olduk gençler. Bu saydığım 4 elementten, 4 faktörden bize gelenler ise 923.987 altın, 4 tane yeni karakter, 9 tane içgüdü, 90.000 karakter fişi ve 4 tane de max karakter oldu gençler. Videomuzun özeti aynı şu an tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle etkinliklerde, diğer etkinliklerde de süreleri dolmuş birinciliğimizi görüyorsunuz. Şöyle sıralamadan bakalım. En üstteyiz. Bu etkinlikte de en üstteyiz. Şunları da bir hemen toplayalım. En üsttekinden başlayalım. 60 tane fin, 800 altın, 2400 etkinlik bileti. Bunu da açalım hemen. Çok güzel. Nyx verdi. Hadi sen ne de bir Nyx. Frank verdi. Ama en azından Frank'in de 17 leveli çok yakındır gençler. 200 tane Tony, 4000 tane altın ve 7500 de etkinlik bileti verdi arkadaşlar. 4 tane etkinlikte birinci olduk demiştik. 3 tanesini zaten açtık. Bir tanesi de bu arkadaşlar. 90.785, yani üzerimize kimsenin çıkacağını zannetmiyorum. 4 saat kalmış ve biz 107.609 elmasımızla çok güzel 100 tane kasa açmış olduk.
efsanevi olarak 3 tane de siyah. Aralarda birkaç tane de altın, gümüş, bronz falan açtık. Onları hiç saymıyorum bile. Bu videomuzun da kısa bir şekilde özeti buydu arkadaşlar. Gerçekten çok uğraşıldı. Arka planda bayağı bir emek verildi arkadaşlar. Sizler de bu emekleri görüp daha fazlasını istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çok yakında çok güzel videolar, çok güncel videolarla kaldığımız yerden çok seri bir şekilde yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videodan sonra Clash Royale videosu paylaşma ihtimalim çok yüksek. Kesin olarak bir söz vermiyorum ama büyük ihtimal bu sandık açılım videosundan sonra bir Clash Royale videosu patlatırım. Güzel bir açılış yaparız Clash Royale'i. Ondan sonra bir zuba bir Clash Royale, bir zuba bir Clash Royale olaraktan yolumuza devam ederiz. Belki bu iki oyunun yanı sıra farklı oyunlar da gelebilir. Bunu da zaten ilerleyen zamanlarda sizle konuşurum. Bu videonun altına dediğim gibi tahminlerinizi yazmışsınızdır. Bir de 1.288.199 altınımız var. Şu görmüş olduğunuz karakterlerden hangisini basmamı, hangisini yükseltmemi istersiniz? Yorumlar kısmına yazın. Dediğim gibi ilk önce Nyx'i level atlattırmayı düşünüyorum ama sizlerin fikirleri benim fikrimi değiştirebilir. Çünkü 6 ay ben yoktum. Belki bu Iris diğer Nyx'lerden, diğer karakterlerden daha güçlüdür. Onu bas abi derseniz onu da basmış oluruz. Güzel bir şekilde gameplay videolarıyla tekrardan YouTube mecrasında buluşuruz arkadaşlar. Video zaten uzun oldu. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi like atmayı ve kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ekranın köşelerine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videolarımıza gidip onları da izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.